Bu milletten ümidi kesmeyelim, seferberlik yapalım, çok bereket göreceğiz. Mümbit bir toprak yani. Ekiyorsun, fışkırıyor. Güzel bir nebat alınıyor. Sakın ümit kesmeyin. Bu Türkiye düzelecek Allah'ın izniyle, yeniden İslam alemine bayraktarlık yapacak. Bosna'nın da, Çeçenistan'ın da, Afganistan'ın da, Filistin'in de, Cezayir'in de, bütün dünya İslam aleminin 1,5 milyarın sigortası Türk milletidir. İnşallah şu cemaatler gayret edip, hizmet edip, güzel alimler yetiştirerek İslam'ı dünyaya yaydığımız takdirde yeniden ecdadımızla bağışlanan Devlet-i Aliye lütfedilip de bu millet yeniden kalkınırsa madden ve manen, zaten maddi kalkınma neye bağlı? Manevi kalkınmaya bağlı. Manevi kalkınma olmadan bu memleket zaten madden de düzelemez. Bu din işini, maneviyatı düzeltmeden bize dünyada da rahat vermeyecek Allah-u Teala. Zaten vermesin. Zaten vermesin. Niçin vermesin? Bu millet paradan bolluğa düşer de rahatlık bulursa, ayağı düz basarsa dini hepten terk eder. Ama bugün Amerika'nın kuyruğunda battıkça battıkları için, bu millet de çıkmaza girdiği için çare aradıklarından İslam'a dönüyorlar. Elhamdülillah. Bu millete Rabbim ne zaman efendim maddi kalkınmayı her türlü imkan nasip etsin, ne zaman? Kur'an'ı ve sünneti hakim ettikleri zaman. Hak ettiler o zaman. Tamam. O vakit para azdırmaz. O vakit zengin olalım. Niçin? Zenginliğimiz dünyayı Müslüman etmeye yarar da onun için. Ama şimdiki rahatlığımız bize zarar, bize batar. Çünkü bizi bu ortamda rahatlık daha çok isyana sevk eder. Çünkü bütün görüyorsunuz kanalları, basını, yayını hepsi nereye çalışıyor? Bu ortamda biraz para bulan yolunu şaşırıyor. Ama İslam hakim olduğu zaman inşallah kalkınma madden de çoğalır. O zaman rahatlıkla beraber tüm dünyaya İslam yayılmaya bu paralar harcanır inşallah. Türkiye yeniden bayraktarlığı yapacak. İnşallah bunu Rabbim bize gösterir. Ölsek de göreceğiz.